can soymadın mı? Sadına doymadın mı? Hiç kızma anneciğim, sen çocuk olmadın mı? Hiç kızma anneciğim, sen çocuk olmadın mı? Dön, dön, döneyim. Evet arkadaşlar, 31 Mart gününden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz kritik günlerden geçiyor. Dün Covid-19 vakasında rekor kırıldı. 37.300 vaka sayısına ulaşıldı. Bugünkü konumuz Covid vesaire değil. Bugünkü konumuz çocuklarımıza, gençlerimize hitap edecek. Arkadaşlar, insan hata yapar. İnsanın özelliği hata yapmasıdır zaten. Ama şöyle bir durum var. Yapacağımız hataların bir çığ gibi büyümesini nasıl engelleriz? Ve hata yapmaktan değil, hatayı ihmal etmekten korkuyoruz. Tamam Muhammed, yazını gördüm ben. Şimdi arkadaşlar, kanalımızın en son videomuzda da söylemiştik. Kanalımızın hitap ettiği kesim 20 yaş altına indi ve çoğunluk o tarafa doğru kayıyor. Dolayısıyla bizim kanalımızı takip eden ana kütle gençler ve ergen kısım. Şimdi arkadaşlar, çok kamuoyunda duyduğumuz, bu gençlerimize eğer bir şiddete, şantaja, tacize maruz kaldıklarında ne yapmaları gerektiğini öğreteceğiz, anlatacağız burada. Büyüklerimiz de, bu videoyu seyreden büyüklerimiz ise çocuklarının, öğrencilerinin, çalışan personelinin davranışlarındaki değişimlerden, bu sinyallerden, bunların hayatlarında ne gibi şantaja, tacize maruz kaldıklarını nasıl anlarlar ve ki bunu diyebilecek en iyi kişilerden birisi sensin. Ben seni çok iyi tanırım. Sen leblebeden insanların leblebi olduğunu anlayabilen bir insansın. Evet, son günlerin lebalep konusu da aklıma geldi. Şöyle Muhammed, Türkiye'de öğretmen yetiştiren, biz her ne kadar fen edebiyat, o zaman işte fen edebiyat mezunu olsak da çok güzel formasyon eğitimi aldık. Sınıfındaki bir öğrencinin en önemli ipucu Muhammed, tabii konumuza buradan girmeyecek, senin sorunun üzerine giriyoruz, göz teması. Şimdi karşıdaki öğrenci veya çocuk seninle olan göz temasını kuramıyorsa, mesela küçüklükten beri bu göz temasını kuramamak ayrı, belli bir rahatsızlık boyutu var bunun, ama eskiye nazaran göz temasını kuramıyorsa, boynunu öne eğiyorsa, yüzünü kaçırıyorsa, renk değişimleri oluyorsa, bu onun hayatında bazı problemlerin olduğunun sinyaldir ve okullarda birçok öğrenci uğradığı taciz ve şiddeti rehberlik öğretmeninin dikkati, sınıf öğretmeninin iyi gözlemiyle ulaşılabiliyor. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Gündemimiz ne? Öğrenci arkadaşlar, 18 yaşının altındaki arkadaşlar bizim videolarımızı takip ediyor. Sizin veya bir yakınınızın başına bu veya benzeri durumlar geldiğinde ne yapmalısınız? Onu an söyleyeceğiz. Öncelikle Muhammed, son günlerin konusu AK Parti'le Kürşat Ayvatoğlu denilen şahsın bir videosu sanal ortama düştü. Sen bu videodan haberdar oldun mu bilmiyorum. Evet, oldum. AK Partili yönetici Hamza Dağ'ın ekibinde yer alıyor kendisi. Yalnız işte lüks arabasının içerisinde beyaz bir toz çekerken, efendime söyleyeyim, video internete düştü. Şimdi sosyal medyada bir linç kampanyası. Efendime söyleyeyim, ya bu AK Partili, aha fırsat elimize geçti, gelin biz bunları gömelim, rezil edelim. Şimdi ne olursa olsun, bir kere ben 50 yaşına yaklaşmış bir insan olarak karşımda genç bir çocuk görüyorum. Şimdi az önceki şarkıda ve değişik versiyonlarında ne diyor? Patlıcan oymadın mı? Sen cahil olmadın mı? Şimdi gençlikte, çocuklukta herkes hata yapar. Fakat şöyle bir durum var. Bu video 2018 senesinde çekilmiş. Doğru mu Muhammed?
Aynen 2018 öyle. Senesinde çekilen bir video 3 yıl sonra neden internet ortamına düşüyor? Ya ben şunu düşündüm. Burada tehdit ve şantaj olması lazım. İşte asıl namussuzlar bunlar. Önce gençlerimize, liderlerimize, birazdan Deniz Baykal olayına da geleceğiz. Liderlerimize tuzak kuruyorlar. Bunlar planlı davranıyor. Bazen bir kadın servis ediyorlar. Bazen lüks içinde sana bazı tuzaklar kuruyorlar. Bunu şantaj maksadıyla bu kasetleri Muhammed ellerinde tutuyorlar. Şimdi ne olursa olsun diyelim ki bu Kürşat denilen bu arkadaş. Hani ben biliyorsun AK Parti'ye ne kadar karşı ve soğuk olsam da şöyle bir durum var. İlk ifadesinde Cumhuriyet Savcısı'nda diyor ki bu pudra şekeriydi diyor. Tabii görüntülerden o çekilenin ne olduğunu kimse bilemez. Bugünkü görüntü teknolojisiyle kamera görüntüsüne bakarak un mudur, şeker midir, şu mudur, bu mudur kimse onu tayin edemez. Böyle. Ama diğerleri ne diyor? İtiraf ediyor. Kokaindi, hala ona vurmaya çalışıyor. Maksat onu bulunduğu yerden aşağıya çekmek. Güya sureti haktan görünüyorlar. Şimdi Muhammed birçok gencimizin, birçok çocuğumuzun video görüntüleri, kadınlarımızın, kızlarımızın görüntülerini bir şekilde ama uyuşturucuyla, ama alkolle, ama ilaçla bir şekilde kandırarak bazıları da işte seviyorum, evleneceğim, şudur budur televizyonları görüyoruz. Asıl namussuz güruhu bırakıyoruz. Şimdi böyle bir olay, benzeri bir olay başınıza gelirse, sizin de endişe edeceğiniz kaset bilmem neyi varsa herkesten evvel siz onu Cumhuriyet Savcısı makamında. Ve Türk halkı dik duranı sever. Dersin ki mesela ilk ifadende evet eskiden ben bunu kullandım. Bu görüntüler çok eskiye aittir. Ben bundan tövbe ettim. Ben bundan çok pişmanım. Ben bunu bıraktım ama kimler servis ettiyse, ne niyetle yaptıysa o da onların sorunu dersin. Şimdi bu adamlar siyasilerin, belediye başkanlarının, makam sahiplerinin kasetlerini ellerinde tutuyorlar. Maksatları ne? Bunlardan ihaleler almak, makamlara gelmek, parayı söğüşlemek. Şimdi bu olay sadece Kürşat Ayvatoğlu veya AK Parti üzerinden olmuyor. Bu olay aynı zamanda Erdoğan'ın ağzıyla söylüyorum, AK Parti'ye yapılmış bir darbe girişimidir. Namussuzlar örgütlü. Biz şantajcıyı, bunları çekeni, bunu servis edeni, 3 yıl elinde bekletip bunu internete düşüren bu namussuzları bırakıp da videoda görünen şahısla uğraştığımız anda bu namussuzlar bu işe amaçlarına ulaşmış olurlar. Şimdi devam ediyorum. Bundan bir önceki olayımız neydi? Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Karabat. Ya biz önce bir videomuzda değinmiştik, hatırlıyor musun? Eskiden diyorduk ki ya CHP'de bir şey olursa bu işte kimin parmağı vardır? AK Parti'nin parmağı vardır. FETÖ'nün parmağı vardır. İşin aslı ne biliyor musun? Şurada gördük ki Özgür Karabat CHP Arnavutköy teşkilatından İçişleri Bakanı'na gidiyor, Cumhuriyet Savcısı'na diyor, gidiyor. Diyor ki bana seks kasetiyle kumpas kuruldu, şantaj yapıldı. Benden 10 trilyon eski parayla para isteniyor. Bunu yapanlar da benim partili arkadaşlarım diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtlı üyeleri ve yöneticileri. Ha şunu anlıyoruz, eskilerin tabiri vardır. Nedir? Ummadığın taş baş yarar. Düşmandan korkma, dost bildiklerinden kork. Şimdi bundan bir önceki işleme geçiyoruz. MHP'deki 8 tane genel yönetici ve genel başkan yardımcısının kaseti. Bir MHP'li bir CHP'liye dönüp arkasını dönmez, AK Partili'ye dönmez. Bu MHP'lilere yapılan kaset skandalının başı, sonu, içi tamamen MHP teşkilatından olduğunu görüyoruz. Ve burada Devlet Bahçeli dik durdu. Kardeşim ne varsa önünüzde koyun, ben buradayım, gitmiyorum, bizim kimseye eyvallahımız yok dedi, yaptı. Yine Türk siyasetine muazzam bir yön verildi. Türk siyaseti ters yüz edildi. Neyle?
Deniz Baykal olayıyla. Deniz Baykal olayıyla arkadaşlar Türk siyaseti tepe taklak oldu. Türkiye'nin kaderi değiştirildi. Peki Deniz Baykal'ın kasetini kimler servis etti? O dönem CHP'li olup bizatihi Baykal'ın ekibinde olanlardan şüpheleneceksin. Bizatihi Baykal kime güvendi, arkasını döndü? Bir kasetle Türk... Şimdi Muhammed sen daha henüz tanımıyorsun. Bizim iki telinin eski esnaflarından bir arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Yaşı benden büyük. Diyor ki babam bir dönem diyor bir meşhur kabadaylardan birinin yanına girmiş. Biz bilmiyoruz diyor. Aynı sen Polatları, Çukurları falan seyrediyorsunuz ya. Ben seyretmiyorum. Bir gün diyor babam geliyor diyor, eli yüzülmüş. Bir gün görüyor kaşı patlamış. Böyle eve gelmeye başladı. Sonradan biz öğrendik ki diyor meşhur kabadaylardan birinin ekibindeymiş o dönem. O biçim para kazanıyoruz. Millet diyor kirada otururken biz binada oturuyoruz. 3 katlı bina tuttuk. Binanın sahibi de karakolun komutanı. Komiserin binası. O kadar teşkilat kurulmuş. Sonradan diyor ki şöyle oldu. Bu adam vurdular. Bu meşhur kabadayıyı vurdular. Peki dedim senin o olaydan sonra baban ne yaptı? Babam gel çekildiler. Yani normal iş dünyasına, ticaretine döndüler yani. Artık o olay bitti. Peki dedim o anda Muhammed başka bir kabadayının yanında, hani usul biliyorsun, yer biliyorsun, neden yerleşmediler? O bana şöyle söyledi. O şekilde çalışmıyor. Bir ünite, bir kabadayı ve ekibi, eğer o kabadayı öldürülürse o ekip kesin tamamen gözden çıkarılıyor. Çünkü şunu iyi biliyorlar. Siz adam gibi ekip olsaydınız, siz adam gibi savunabilseydiniz, liderinizi öldürtmezdiniz. Şimdi Deniz Baykal'ın kaset olayındaki ekip tamamen, o ekipten çoğunluk tasfiye oldu. Kimler var? Meşhurlardan ben ismini söyleyeyim. Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Savcı Sayan. Bakın Deniz Baykal'ın ekibi gitti. Türk siyaseti yerle yeksan oldu. Ama Deniz Baykal'a bir kumpas kuruluyorsa, teşekkür ederim Muhammed, müsebbibi, planlamacısı ve Baykal'dan sonrasını kurgulayanlar yine bunun içinden olmalılar. Baykal bunlara ne istediler de vermedi. Şimdi konumuz tabii bunlar değil. Bu ileriki yıllarda belki siyasetçilerin hatıratlarında kalacak, gidecek. Şimdi öncelikle şu Muhammed, şunu da söyleyelim arkadaşlar. Biz bir şeyi söylemezsek, insanlara anlatmazsak bazı şeyler gizli kalır. Bunlar bizimle mezara gelir. Ve gençlerimize yardımcı olamayız. Bir büyüğün, bir öğretmenin birinci vazifesi gençleri önlerindeki tuzaklardan korumak, haberdar etmek, evet, uyarmak. Şimdi bazı porno sitelerde, ben söyleyeyim, hani herkes kendini gökyüzünde yaşıyor falan, biz işte haberimiz yok, biz girmiyoruz, onu bir geç. Şimdi bazı porno sitelerde 2-3 kategoriye ben ayırdım. Çünkü biz biliyoruz ki Muhammed, DAEŞ'ın en radikal İslamcıların porno siteler üzerinden haberleşip ve mesaj diğer alt gruplara gönderdiklerini zaten bizim istihbarat dairemize de yansıdı. Bazıları porno kasetlerini profesyonel çekiyor. Ya bu bir sektör olmuş. 5-6 kamerayla 3-5 tane ışıkçı tam. Bazı sitelerde görüntüler ise taraflardan birinin haberi yok. Şimdi eğer kadın tuzağı kurmuşsa arada bir kameranın olduğu yere dönüp bakıyor. Çekim pozisyonu nasıl diye. Erkek kurmuşsa dönüp bakıyor. İkisinin haberi de yoksa ikisi de bakmıyor. Ama görüyorsun ki orası bir otel odası. Görüyorsun bir özel bir ev. Şimdi ben bu şeyi hatırlıyorsun Muhammed. Neyi? Korona ve soba. Hı hı. Şimdi arkadaşlar devletin yasa olarak şunu çıkartması lazım. Her otele cibinlik. Muhammed cibinlik ne biliyor musun? Ne? Sineklik denir bazı şeylerde. Ya bir cibinlik ne kadar tutabilir?
Şimdi o kendi hatta bireysel yatak odalarımıza ve cebini koysak bizim için süper bir şey olur. Bir kere sivrisinek, sinek gibi haşeratlardan, uçan haşeratlardan seni korur. Muhammed, bu yatağın üstündeki tül, tül evet, şeklinde cibinlikler var. Bu otellere konursa, ya bazen biz de İstanbul dışında bulunuyoruz, bir otele gidiyoruz, ya sıcak hava oluyor, camı açıyoruz. Bir gün Muhammed şöyle oldu bizim evde, cam açık, ben bir televizyon seyrediyorum, bir yarasa içeri girdi camdan. Ya o küçük camdan girdi. Demek ki bak, bazı hastalıklar yarasalardan geliyor. Bu koronanın çıkışı, kuduz mikrobu. Çünkü yarasa bir memeli hayvan. Evet. Bize yakın bir şeyi var. Üstelik çok da çok türü var yarasa. Şimdi bu cibinlikler eğer otellere konursa, yapılırsa, adam ailesiyle yattığında bile nereye kaset kondu, nereye gizli kamera kondu bilmiyorsun. Devlet yöneticilerinin de biz toplumsal talepte bulunarak otellerin her yatağına cibinlik. Şimdi Muhammed, bir soba zehirlenmeleri duyuyoruz değil mi? Şimdi eğer sen yatakta yatıyorsun, cibinliğin var, bir de üstüne böyle perde kumaş yaptığın zaman, hadi karbon monoksit oradan içeriye girsin. Hadi girsin. Sen yatağın içindesin, evin içinde, sobanı yakmışsın, bilmem ne. Cibinliğin ve perden de kapalı. Karbon monoksit gazı nasıl girecek o perdeden içeriye? Ha, şunu da belirteyim Muhammed. Bizim kanalımız ve videolarımız bir eğitim ve araştırma amaçlıdır. Bizim sözlerimizi ayetmiş gibi, kanunmuş gibi kabul edip işlem yapmayın. Dolayısıyla bunlar kesin hüküm değil, tavsiye niteliğindedir. Bilimsel kesin veriler, bu deney, karbon monoksit deneyi yapıldığı zaman Muhammed, ölçümleri, bu perdelerin benim öngörüm, ama benim öngörüm mutlaka deneylerle desteklenmesi lazım. Muhammed, bir sorun var galiba. Hani diyorlardı ya, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Aynı o etkiye geldi. Bizim de tabii. Çünkü bizim sağlık sektöründe yetkimiz yok. Bir fizikçi olarak bazı şeyleri hissedebiliyoruz ama en nihayet kararları deneylerle test edilip ispatlandığı zaman. Bugün korona aşıları yapılıyor değil mi? Evet. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Sağlık Bakanlığı %100 aşı koruyucu demiyor. Mecbur kaldık, biz buraya gidiyoruz. Asıl bir aşının oturması için belli tekniklerin ve testlerin yapılmış olması lazım. Doğru mu? Hı hı. Şu andaki piyasadaki aşıların hangisi bu dört basamağı da tamamladı? Hiçbiri. Şimdi onu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar, eğer otel, hatta Muhammed şöyle düşün, ben senin babanım. Ben orada da yatıyorum yani ailemle beraber. Bir ani bir şey oldu. Sen dedin ki babam işe gitti. O bilmiyor, odaya daldın. Ya bir cibinlik olursa, bir aynı böyle bir filmlerde falan görüyorsun, çok bir yekünü maliyeti de yok bunun. Ailede de bir mahremiyet sağlar. Bunu evlerimizde da yapalım. Otel ve konaklama sistemimizi mutlaka yaparsak, sağa sola şuraya buraya kaset koyucuların da önüne geçmiş oluruz. Anlatabiliyor muyum Muhammed derdini? Şimdi bunu da söyledik. Soba zehirlenmeleri vesaire dedik. Peki arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar, bizim kanalımızı seyreden, bizi sevenler, öğrenciler, eğer bir şantaja, ya sen bunu yapmazsan bak bunu ben abine gösteririm, babana veririm, aylık internete koyarım, şantaja maruz kalıyorsa, küçük bu aklı dermez, etkilenir ve korkar. 18 yaşından küçüklerin bizim ceza kanunumuza göre doğru düzgün suç ehliyeti de yoktur. Yani sizi küçükken yaptığınız bir şeyden dolayı kimse kınamayacaktır. Bir kere onu unutun. Bu namussuzlara da prim vermeyin. Şunu düşünüyorsanız, ya işte babam beni öldürür, abim beni keser. Arkadaşlar, bu videoyu dinleyen öğrenci arkadaşlar, yaşı ister 18'den büyük olsun, küçük olsun, bu tip endişeniz varsa karakollarımızdaki komiser abileriniz sizi bekliyor. Bölgenizde çocuk şube varsa direkt çocuk şubeye gidin. Eğer karakoldan çekiniyorsanız, ya buradaki polisler bizi tanıyor komşu, adliyelerdeki Cumhuriyet Savcılarına gittiğiniz zaman size de bir koruma alırlar. Sizi de gerekirse bir yurda koyarlar birkaç gün, olay netleşene kadar. Dolayısıyla bunu yapın. Hiçbir zaman şantajcılara, namussuzlara boyun eğmeyin. Türkiye halklarına da buradan sesleniyorum. Hangi partiden olursa olsun, sizin sevmediğiniz partiden de olursa olsun, önce bu şantajı yapan, bu namussuzluğu yapan grubun, mafya grubunun, çete grubunun peşine düşelim.
Çünkü ben bakın benim yaşım 50'ye gelmiş. Bu Kürşat Ayvatoğlu denilen bir çocuk. Yani yaptığı hareketlere bakıyorsun. Otelin birinde havuzda resim çek. Ya aklı başında bir adam bunu yapmaz. Yani dersin ki bu adam yaşı ister 30 olsun ister 35 olsun. 83 doğumluymuş galiba Muhammed. Evet. Bu bir çocuk ya. Hani görmemişin şey yapması gibi. Bu ne ya? Hani iki tane kızla senin resim çektirdiğin kızla 3-5 lira veren herkes resim çektir. Yani aklı başında adam yapmaz bu işi. Dolayısıyla gençlerimize öğütlerimiz budur. Büyüklerimize de sözlerimiz budur. Peki Muhammed senin bir sözün yoksa benim yok. Bugünkü söyleyeceklerim budur. Evet son kez cümlemi toparlıyorum. Arkadaşlar böyle bir şantaja, böyle bir tehdide, böyle bir istismara maruz kaldıysanız başınıza ne gelirse gelsin siz de hata yapabilirsiniz. Biz de hata yaparız. Şimdi günahsız bir kul yoktur. Herkesin de hatası vardır. Cumhuriyet savcılarınız yerinde, karakollardaki polis arkadaşlarımız 10 numara çalışıyorlar. Evinize falan söylemenize de gerek yok. O ilk batırdı. Çünkü Muhammed şöyle bir durum var. Bir şöyle bir olay yaşandı. 14-15 yaşındaki bir kız dedi hamile kalmış galiba. Böyle bir şey var. İnternette videoları var. Sevgilisinden hamile kaldın, babasına söyleyememiş. Gitmiş demiş ki falanca adam. Babası da gitti o adamı vurdu. Sonradan baktılar ki öldürülen adamın konuyla alakası yok. Bu tür durumlarda ağzınızdan bir şey çıkma durumu olursa diye korkuyorsanız sizin gideceğiniz yer Cumhuriyet Savcılıkları ve karakollarımız. Burada merak etmeyin. İfadeleriniz de gizli kalır. Yayın yasağı da getirilir. Ve siz de birkaç aylığına, birkaç günlüğüne yurda yerleştirilirsin. Hiç boyun eğmeyin. Bu namussuzlara da fırsat vermeyin. Ben teşekkür ediyorum Muhammed sana.